Arkadaşlar birçok kişi antrenmanı gelişmek, gelişme kaydetmek için yapıyor. Fakat e, spor bilim bize şunu öğretiyor: antrenman yıpratır arkadaşlar. Antrenman vücutta bir bedensel yük oluşturur. Antrenman zorluğuna, uzunluğuna, yoğunluğuna, sıklığına bağlı olmak üzere vücut üzerinde yeni bir yük oluşturur. Bazen bu yük o kadar büyük olur ki dinlenmeniz, beslenmeniz, takviyeler almanız yeterli gelmez. Bunu hayli uzun bir dinlenme dönemine yaymanız gerekebilir. Tekrar antrenmanlara geri dönebilmek için. Antrenman esnasında kardiyo antrenmanlarını kastediyorum. Kaslarımızda mikro yırtıklar olur. Ve bu yırtıklar antrenmanın oluşturduğu doğal bir sonuçtur. Herkes bunu yaşar. En profesyonel elit sporcudan ilk defa hayatında spora başlayan kişiye kadar her seviyedeki sporcunun vücudunda, kaslarında kas düzeyinde mikro yırtıklar oluşur. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca. Antrenmanın zorluğuna, uzunluğuna, o vücut üzerindeki etkisine bağlı olacak şekilde bu miktar artar. Peki bu antrenmanlarda yıpranmış vücut nasıl gelişiyor? İşte o zaman beslenme, dinlenme, uyku. Bakın dinlenme ile uykuyu ayrı tutuyorum. Bunu bütün antrenörlerden, beden eğitimi öğretmenlerinden, bütün akademisyenlerden ricamız ayrı ayrı değerlendirip vurgulamaları. Dinlenme başka bir şeydir, uyku başka bir şeydir. Normal beslenme başka bir şeydir, sporcu beslenmesi başka bir şeydir. Bunların her biri derin konular, ve her birine özen göstermemiz gerekiyor. Ki bizim vücudumuz antrenmanla ona verdiğimiz yeni yüke uyum sağlasın. Dinlenip o kaslarda oluşan mikro yırtıkları diksin. Daha iyilerini, daha güçlülerini bize üretip bizi geliştirsin. Vücudumuza bu zamanı tanımamız gerekiyor. Bunun için antrenman sonrası esnetme yapmamız, beslenmenin zamanlanması, içeriği, niteliği, sıklığı, sıvı alımının önemi, ne tür sıvılar tüketebileceğimiz, alkolden uzak durma, en azından o süreçte uyku, dinlenme, bacakları duvara dikme, kasları serin tutma, morali iyi tutma gibi birçok içeriye içeriğe sahip dinlenme sürecini olması gerektiği gibi yaşamamız gerekiyor ki ondan sonra vücudumuz tamamıyla dinlenmiş ve yeni antrenmana hazır hale gelmiş olsun. Bunun dışında verebileceğim bir bilgi de bu videoyu kapatmadan önce Bugün yaptığımız antrenmanın asıl faydasını 6 hafta sonra görürüz arkadaşlar. Herkese sağlıklı bir antrenman dönemi diliyorum.